Sevgili arkadaşlar, bugün 27 Şubat İzmir yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir 7 koşulu bir İzmir gündüz yarış programı var arkadaşlar. Gerçekten birbirine güzel yakın safkanların bir arada olduğu, bir tane de kupalı yarışın olduğu, güzel bir kısa vadeli yarış yani. Güzel bir program var. En azından tutmamız gereken bir oyun diyelim. Ama öncelikle konuyu açmadan önce, bugün yine birkaç tane zaten aynı, büyük ihtimalle aynı insanlar ya, küfürlü sabah sabah hani ağza yakışmayacak küfürler şekilde yazılar yazıyorlar. Yani bu gerek var mı? Sabahın köründe ben ya işe gideceğim. Sabahın 7'sine baktığımda yani bir yarım saat, bir saat önce herhalde yazmış ki ya sen uyurken beni mi görüyorsun yanında, anlamadım ki ya, hani bu kadar ağza yakışmayacak küfürler edilir mi? İzleme kardeşim, izleme yani. Bu illa hani böyle küfür yapacaksan sen herhalde küfür ederek stresini atıyorsun herhalde büyük ihtimalle. Ya anlamadım, rüyanda beni mi görüyorsun, ne yapıyorsun? Yani ayıp şey yani. Ben inanın koca günüm hep bunları düşünerek geçerken akşam üstüne doğru yine herhalde başka bir Gmail'le hesap açıyor herhalde. Oradan da devamını getiriyor. Yani anlayamadım gitti yani. Ya insanın sonuçta, ben bu süper değilim. Ya burada kim bu at yarışında süper derecede iyiyim derse yani o büyük hata yapmış olur. Çünkü sonuçta canlıların üzerine kurulmuş bir oyun yapıyoruz. Biz de kendi görüşlerimizi, fikirlerimizi sunmaya çalışıyoruz. En azından bir şeyler biliyorsak. Tabii her şeyi bilmek de olmuyor. Dediğim gibi bazen şans istiyor, bazen her şeyi istiyor. Ama bu şekilde de konuşmak yani hiç hoş değil. İnanın yani keyfim kaçtı. Yani o derece kötü oldum. Yani en sonunda yani bırakacağım zaten bunu, şey yapacağım ya, at yarış yorumunu yapmayacağım, muhabbet yorumu yapacağım, kanalı yapacağım burayı. Herhalde onu istiyor. Büyük ihtimalle söyleyenler de ben az çok tahmin edebiliyorum kimlerin yaptığını. Gerek yok. Ben burada kimseye laf atmıyorum, kimseye de hareket yapmıyorum. Kendi halimizde bir eğlence amaçlı bir kanal yürütmeye çalışıyorum. Tamam, en azından bir fikirlerimi sunuyorum. Sizler için hazırlık yapıyorum. Ben kendim oynamıyorum. Sizler için bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum. İnanın yani kas saatimi alıyor bu oyun. Yani oturup şurada bir televizyon karşısında otursam daha iyi olacak bence ama yani bilmiyorum artık. Yani bu insanları ben gerçekten yakıştıramıyorum. Ya olgun insanlarsınız ya. Bunu hala çözemediniz mi? Bunu bileni ben süper biliyorum dersem o zaman neden bu programı yapıyorum ki? Kendime oynayayım daha iyi. Nasılsa para kazanırım. Çalışmama da gerek yok. Gerek yok. Nasılsa buradan para geliyor her taraftan. Yani bunu ben öyle deneyebilirim. Ya bu işin hiçbir şeyin garantisi yok. Ya ben burada sana şimdi 3 derim, kalkar 5 gelir. Bu her zaman olağan bir şey. Ama şansımıza o gün istenilen şekilde koşmaz veya herhangi bir sıkıntısı vardır. Ben onu bilemem ki ağırda at ne görmüş ne gelmiş. Yani bunu yani yakıştıramadım. Gerçekten yakıştıramadım. Yani bu söyleyen arkadaş da artık nasıl bir yapıya sahipse yani kusura bakma yani ben karşılık vermek istemedim çünkü ben onun seviyesine inmek istemiyorum. En azından tatlı dille yani söyle, bir hatalarımız varsa söyleyin. Arkadaşlar bu şekilde yapıyorsun, bu şeyi yapıyorsun. Ben bak örneğin birkaç gündür o şekilde yapıyorum. İnanın ben bugün yarış seyrederken gündüz yarışında hata yaptım. Hata yaptığımı anladım. Çünkü bakıyorum gerçekten hata yapmışım. Rakam hatası yaptım. Aynı şekilde akşam yorum yaparken de o hatayı yaptım. Ya oluyor, olmuyor değil. Yani insan sonuçta bazen kafamız bir yere takılıyor, bir yere gidiyor. Ama inanın burada ben bir şeyler yapabiliyorsam, işten geldim buraya, pazar alışverişini yaptım, bıraktım masayı, geldim hemen direkt çalışmalara başladım. Yeter ki şu programı erkenden sunayım en azından, insanları gece 12'ye bırakmayayım diye. Çünkü herkesin sabah bir işi vardır. Şimdi adam kalkıp da biri programı seyredeceğim diye uykusuz da kalacak hali yok. Ya çünkü çok insan belki evinde internet vardır. İnternetten daha rahat seyretme imkanı olur. İş yerine gittiği zaman cebindeki kota azdır, şey azdır. Yani ben bunların hepsini düşünüyorum ama gerçekten ben zaten tam yayın hayatına yani erkenden sunabilmem için benim zaten bir 10 aylık bir şeyim kaldı emeklilik konulu. Olduktan sonra
Ondan sonra ben rahat rahat sabahtan çalışmamı yaparım. Saat 12.1'de yayını veririm. Ertesi günkü isteyen istediği saatte rahat rahat bakabilme imkanı bulur. Ama bu şekilde yapmayın. Yani en azından bir hatalarım varsa söyleyin arkadaşlar. Ben zaten bazen sizlere söylememin en büyük sebebi ya sizler de eksikleri tamamlamaya çalışın. Benim amacım o. Şimdi ben burada 3 şarlo derim. Siz dersiniz yok ya bu şarjının şöyle bir sıkıntısı var has kalacak. Ya orada yazın yani sıkıntı yok benim için. Ben bunlara en azından seviniyorum. Mutlu oluyorum. Çünkü neden? En azından birbirimizle paslaşıyoruz. Tabii siz benim göremediğimi siz görürsünüz. Sizin göremediğinizi bazen ben görürüm. Zaten burada söylüyorum. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Artık bir iki insanın densizliği yüzünden geceyi tatsız hale getirmeyelim. Onlar zaten belli bir insanlar. Ben onları tahmin ediyorum. Çünkü onları engellediğim halde sürekli başka Gmail'den tekrar hesap açıyorlar. Başka isim altında. Gene yapacakları yapıyor. Ya sabahın köründe ya bu ne? Ben sabah 7'de telefonu elime açtım. Aldım yani tam ayakkabımı giydim. Otobüse gittim. Otobüsteyken ya otobüsteyken baktım. Küfür gördüm. Bir saat öncesinden SMS atılmış. Ya bu ayıp. Yani hem de ağza o kadar da ballandıra ballandıra küfretmiş ya. Bu kadar da ayıptı ya. Yakıştıramadım. Gerçekten nasıl bir insan çözemedim. Yani. Neyse arkadaşlar. Ezan da okunuyor şu anda zaten. Zavallam diyelim. Ben yarınki programı en azından sizlere şu İzmir programını yavaş yavaş da olsa sunmaya çalışayım arkadaşlar. Bu şartlı 5 4 yaşlı Arapların 1600 metre kum yarışında 7'li plase ayağa başlıyor arkadaşlar. Burada 5 sarkan mücadelesi var ilk koşuda bu 7'li plase ayağında. Ben burada bir kilo avantajını eline geçiren bu 3 dolu şarloyu bugün ben biraz daha ön plana atıyorum arkadaşlar. Geçen gün de zaten ön plana atıyordum. O gün ikincilik elde etti. Bugün baya bir bir nolu Has Karaca ile arasında 6 kilo fark olunca ben biraz daha ön planda tutmak zorunda kaldım. 3 nolu Şarlı'yı. Yani 7'li plase için ben 3 nolu Şarlı'yı tek olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi rakipleri yine belli. Has Karaca ile şimdi bu sefer de aralardan katılan 2 nolu Çiğit Telli var. Ama Şarlı bence bu sefer götürecek yarışı. Günün altılı Gayan ayağına geldiğimizde arkadaşlar handikap 14 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 8 safkan mücadelesi var. Gerçekten burada sizlerin çok dikkat etmeniz gereken yerler arkadaşlar en azından altılı için söyleyeyim. Kafanız olsun yani muhakkak illa beni seyretmemeniz önemli değil. Yani bugün bir yarın bir yerde durursunuz o an at yarışını görürsünüz. Bir ganyan bayanın önünden geçersiniz veya telefonunuzda oynarsınız. Beni dinlememişsinizdir veya herhangi bir şey yapmamışsınızdır ama o gün baktınız hadi ben bir oynayayım dersiniz. Bu 3 yaşlı İngilizlerin bu tip yarışlarında sürprizleri her zaman gebedir arkadaşlar. Bunları unutmayın. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu safkanlar yeni yeni form tutuyor. Yani yeni yeni form tutuyor derken birbirlerinin daha oturmuşluğu yok bu safkanlara. Yani şu anda bu bunu geçer, bu bunu geçer hesabı yapamıyoruz. Çünkü çok ultra atlar zaten belirliyor kendini. Yani taylar kendini belirliyor. Zaten kimin ne olduğu zaten bir iki yarışta çözülüyor ama bazı safkanlar da var. Sürekli bu tip handikap yarışlarında bir de şartlı 3, şartlı 4 yarışlarda bazen de şartlı 5 yarışlarda da yapabiliyor. Yani birbirlerini geçebilecek safkanlar oluyor. Çünkü sürekli bunlar birbirini geçebiliyorlar. Bazıları handikap düşürüyor, bazıları şey ama açık yarış atları öyle değil arkadaşlar. Onlar hiç dümdüz giderler yani. Önüne kim var, kim yok fark etmez. Üstünden geçer giderler. Ama tabii arada bir iki takılmaları oluyor, olmuyor değil. Sonuçta canlı varlıklar. O yüzden bu tip yarışlarda biraz geniş düşünmeye çalışın arkadaşlar. Ha, risk bu ayaklarda risk alıp tek atabilirsiniz veya iki atla da geçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama dedim ki genelde sürpriz ayaklar bunlardır arkadaşlar. Yani bu 3 yaşlı İngilizlerin sürpriz ayaklar arkadaşlar. Hele 3 yaşlı İngilizlerin bir de dişidir olduğunu o da bayağı bir sürpriz arama şansına sahip olun arkadaşlar. Yani favori de gelir gelmez değil ama biraz geniş etraflı bakılmaya çalışın. Yani çok püf noktası var da şimdi bunları anlatmak da bitmez. Ben altılı yorumuma devam edeyim. En azından sizlerin benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu handikap 14 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında yani bu ilk etapta baktığımız zaman burada Wonderkid biraz ön planda gözüküyor arkadaşlar. Zaten formu da iyi bir 34 gün ara verdi bu dördüncülüğünden sonra. Yani ara verdi derken yatmadı. Hazırlıkları baya baya iyi duruma geldi. Gökhan Gökçe de zaten bu aralar çok formlu bir jockey. Ben ilk planda bu Lionheart'ın İtay'ı olan 3 numaralı Wonderkid'i ben ilk planda öneriyorum arkadaşlar. Ha, risk seviyorum derseniz bu safkanın tek bile atabilirsiniz. Gerçi yarın bu safkan favori çıkar mı çıkmaz mı?
Ona da bir şey diyemem. Çünkü benim elimdeki şu anda baktığım programda puanlar benim eski program yani puanlı olarak gözüküyor. Yani buradaki şimdi adam 100 puan dedi Safkan. Öbür tarafta 10 puan çıkabilir. Ama ben de genelde o yüzden kafa yanılmasın diye TJK'nın sitesinden bakıyorum. Çünkü orada puan olayı yok. En azından kafam daha rahat oluyor. En azından oyunları onlara geçiyorsa. Eğer bazen şimdi 0 puanla atadı ben kafada veririm. Arkadaşlar onu nasıl verdin diye şey yapmayın. Çünkü muhakkak bir şeyini görmüşümdür, vermişimdir diye. O yüzden ben bu 3010 Wonder Kit dediğim gibi ilk planda öneriyorum arkadaşlar. 1010 Magic Apple. Bu safkan, kalite bir safkan arkadaşlar. En azından kumaşı iyi bir safkan. Ben bu güzel çalışmalarıyla çok iyi bir form grafiği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 6 yarışına baktığımız zaman inanın sürekli tabela içerisinde bir tane birinciliği de sıkışmış içerisinde. Yani bugün bence grubun iyi atlarından birisi bu 1010 Magic Apple. Muhakkak ikinci safkan olarak yazacağız arkadaşlar. Ve altın olur Rhythm of Power. Beckenbauer Minute'la koşacak olan bu Ebram'ın güzeldi. Son ikinciliği gayet güzeldi. Bence bugün daha da gelişen formuyla bugün ön planda olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Dört nolu mutlu çocuk. Bu safkan biraz uzun mesafelere yatkın gibi gözükse de bu mesafede çok iyi bir dereceye sahip. Küre de uygun. Barış Kurdu da zaten İzmir'in iyi jokeylerinden, efendi jokeylerinden. Yani böyle bu tip İngilizlere de gerçekten çok iyi sahip yani komut verebiliyor. Bunlarla iyi yapabiliyor. Yan Ogoska'nın zaten iyi bir tayı. İyi hazırlıklarla ben 5 nolu Alay Bey'i sizlere son olarak önermek istiyorum arkadaşlar. Yani normal altılar için 3 nolu Wonder Kid, 1 nolu Magic Apple, 6 nolu Rhythm of Power, 4 nolu Mutlu Çocuk ve 5 nolu Alay Bey. Bence bu 5 safkanı birden yazalım arkadaşlar. Eğer bir safkan daha ilave etmek isterseniz 2 nolu Rocky Boy'u da ilave edebilirsiniz. Ama bu ayak dediğim gibi sürpriz ayağı arkadaşlar. Yani bence eğer ya 1-2 atla sıyırıp bitmeye çalışacaksınız ya da bu ayağı kapatacaksınız. Çünkü burada 7 nolu Biggie'ye bakıyorsunuz. Gerçekten çok formda. Bir de hafif kilosu var Mustafa Çiçek özünde. 8 nolu Velbon son yarışı harika bir yarış kazandı. Yani bu ayak tam kapamalık ayak arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Ama burada bana deseniz ya burada Yılmaz sen buradan tek atsan ben tek atsam 3'ü tek atarım. Ama burayı 3 at yazmaya kalksam ne yazarım? 3-1-6 yazarım. Hadi yanına bir de 4'ü ilave edelim. 3-1-6-4 diye de geçebilirim yani bu 4 safkanda. Ondan sonra diğer safkanlara şans tanırım. Mecburen çünkü niye bu olay gerçekten bütçeye dayalı bir olay olduğu için bazı yerlerde kısıtlamak zorundayız. Bazı yerlerde de risk almak zorundayız arkadaşlar. Ama dediğim gibi 3-1-6-4-5 öncelik tutuyorum. Sonra 2 ama tabii 4 at derseniz 3-1-6-4, 3 at derseniz 3-1-6. Yani benim bugün sıralama bu şekilde arkadaşlar. Gelelim günün ikinci ayağı. Biraz fazla şey yapıyorum ama inanın açıklama yapmak istiyorum. Çünkü bazen olaylar takılıyor bir yerde. En azından sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum. Böyle açıklamaları. Geldik günün ikinci ayına. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında. Ha, burada sevdiğimiz bir kardeşimizin Ahmet Güzel Hoca'nın safkanı var. Gerçi Ahmet Güzel Hoca'yla görüştüm ama ben hiç konuşmadım. Sadece kardeşiyle konuşuyordum Vehbi'yle. Gerçi bu abone ben de abone o da onu da selamlarımı söylüyorum inşallah biri görürse çünkü kendi atları oldu mu programı bakıyorum dedi. Ona da bol bol selamlar, bol şanslar diliyorum. Gerçekten atları gerçekten çok iyi, çok itinayla bakıyorlar. Yani hazırlıkları tam sabır yani. İşini neyse onu halletmeye çalışıyor. Bu Gold Grey'i de en sonunda güzel kıvama getirdiler. Çünkü bas sapkanın bayağı eksikleri vardı. O sorunları da giderler. Artık safkan tırnağın ucuna geldi. Ben bugün alternatif banko olarak sizlere bir nolu Gold Clay'i öneriyorum arkadaşlar. Bugün normal şartlar altında bu safkanın ben kazanmasını bekliyorum. Çünkü bu kıvama geldi. Barış Kurdu da üzerinde iyi hazırlıklarıyla. Yani eğer alternatif bir banko arıyorsanız bu bir nolu Gold Clay bence ideal bir banko olur. Grey Ocean'ın zaten ekürüsü arkadaşlar. Bu safkan iyi bir safkan yani. Onu o yüzden söyleyeyim. Yani ekürü sağlam. Yani gerçekten dört dörtlük bakıyorlar yani. Atların en ince şeyine. Zaten Vepi ile konuştuğumuzda zaten 5 tane taylarını bu sene sahaya getirmişler. İşte bu Grey Strom'un kardeşi işte Grey Ocean zaten onun kardeşi Grey Strom'un. Bir tane dişileri var işte bu yıl 2 yaşlı olarak sahaya geldi zaten o da çalışmalara başladı. Ama dişisi onu da en azından bana haber verdi. Gerçi ben onları da takip ediyorum. Burada dediğim gibi eğer risk seviyorsanız bir nolu Gold Grey'e tek atacağız. Ama yok buraya at yazmak istiyorsanız da öncelikle patlıcan arkadaşlar. Kuru soğanı kazandı.
Sıra patlıcana gelmiş olabilir. Gerçekten safkan kalite bir safkan. Bu iki yarış koştu. Bir ikincilik bir beşincilik ama bu beşincilik olduğu gün ekürüsü kuru soğan kazanmıştı. Bugün daha farklı koşabilir. Bugün hazırlıkları da baya baya iyi. Çok dereceli işlerle çünkü bu yarışa katılıyor. Özcan Yıldırım'la bu mendipin İta'yı 3 nolu patlıcan öncelik rakibi olacak arkadaşlar. Daha sonra da el değiştiren bu Alp Evcimen'in safkanıydı. Sattı bu safkanı. Zaten Alp Evcimen yetiştiricilik yapıyor. Arada kendi atlarını koşturtuyor ama genelde satılıktır. Bunu unutmayın. At almak isteyen yani Alp Evcimen'e bu şekilde gelebilir. Gerçi ucuz satıyor. Yani o kadar pahalı değil. Ama bir iki tane atı da bir ikincilik, üçüncülük yaptığı zaman veya bir birinci oldu mu o biraz değere biniyor. Bir anda katlanıyor. O yüzden daha birincilik yapmadan sahip olmaya çalışın arkadaşlar. Bu iki nolu opportunist işte bunlardan biri Mustafa Çiçek'ten bugün kendine bir şans arayacak. Bence bu iki isimden sonra yazılması gereken iki nolu opportunist olacak arkadaşlar. Yani küçük ve risk oynayan arkadaşlara bir nolu cold cray tek, rakip isteyenlere 3 ve 2'yi yazmalarını öğreniyorum. Ama çok çok sürpriz olursa artık bu yarış buradan koparsa da devreye girecek isimler 4 ile 5 olur arkadaşlar. Artık o da çok çok geniş bir ihtimal yani. Yani bayağı bir sürpriz olması gerekir. Yani bu 3 safkanın çok kötü koşması halinde olur bence. Çünkü şu anda bu 4 ile 5 kazanabilir mi? Kazanabilir ama kazanabilmeleri için bence bu 3 safkanın da biraz eksik ve kötü koşması halinde devreye girebilirler arkadaşlar. Geldik günün 3. ayağına. Handikap 15, 5 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışında. Burada da 9 safkan mücadelesi Arapların. Ben burada artık kilo avantajını elde eden, yani iyi bir kiloyla koşan ve formu da güzel olan son ikinciliği ben çok beğendim. Nevzat Avcı ile koşacak olan bu altın nolu Frankli Ateşi ben de ilk safkan olarak arkadaşlar sizlere öneriyorum. 4 nolu Biçeroğlu, Özcan Yıldırım'la gerçekten tam bir uyum haline giren bu Şahnur Karacalan'ın güzel safkanı. Gerçi iyi bir safkan arkadaşlar. Son yarışında çok güzel kazandı. Ben bugün de iyi hazırlıklarla yine ön planda olmasını bekliyorum. 4 nolu Biçeroğlu. 2 nolu Urla Destanı. Bu safkan da hemen hemen Frank Ateş'in az farkla gerisinde kaldı. Her geçen gün daha da iyi duruma geliyor bu Turbo'nun iyi tayı. O yüzden bu 2 nolu Urla Destanı kuponlara yazıp son olarak da bu 1 nolu Asikal sürekli yarış arayışında arkadaşlar. Bu safkan zaten el değiştirdikten sonra birkaç kez işte tabelası var. Son yarışındaki yediciliği kesinlikle ölçü almayayım. Bugün farklı bir yarış koşabilir arkadaşlar. İyi bir safkan çünkü. O yüzden bu kupona yazacağız. Yani bu aya 6, 4, 2 ve 1 nolu safkanları beraberce ayrımsız yazalım arkadaşlar. Eğer daha da at yazmak isteyene geniş oynayanlara da 3 nolu Aşık Bey geçen yarışta çok kiloluydu. Ve 5 nolu gün ışığını da yazabilirler arkadaşlar. Yani 6, 4, 2, 1 normal kuponları yeterli. Geniş oynayanlara 3 ve 5 nolu safkanlar arkadaşlar. Geldik günün 4. koşusuna, 4. ayağına. Günün en önemli koşusu kısa vade 8 Osman Kapani koşusu. 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 6 safkan mücadelesi var. Bu Osman Kapani adına koşulan bu yarışta Osman Kapani kimdir? Eğer eskilerimiz muhakkak bilir, nostaljik yarışlarda da gösteriyor. Gazi koşusunda Golden Prince diye bir at vardı. Deviri geçmişti. Ertuğrul Can Kılıç'ta zaten Ertuğrul Can Kılıç'ın ilk kazandığı Gazi koşusu. Bu Osman Kapani bu Golden Prince'in sahibiydi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir o jenerasyonda çok iyi tayları vardı. Zaten hep anne genelde aynıydı. Yani o kısraktan bayağı bir taylar elde ettiler. Golden Prince de bunlardan birisiydi. Gazi kazandı. Deviri geçmişti. Devir de David Franco'nun gerçekten çok meşhur bir atıydı. Zaten bu David Franco'nun bu safkanı internasyonel kazandı. Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı yani bir Gazi kazanamadı. Arkasında ne kadar büyük yarış varsa hep kazandı. Gerçekten eşkalli, simsiyah bir safkandı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin David Franco'ya da. Zaten onun ölümüne valla 5 7 sene evvel mi herhalde 7-8 sene olması lazım ya. Yani ölümünden önce bir tanışıklığımız oldu. Sağ olsun bizim bir arkadaş vardı. Çeşme'de Alaçatı'da balıkçılık yapıyordu. Eğer Çeşme Alaçatı'dan seyreden varsa en azından oradan sorabilir. Ahmet diye bir arkadaşım vardı. Balıkçılık yapıyordu. Benim çocukluk arkadaşım, benim okul arkadaşımdı. Bir gün bana dedi, ya dedi senin atçılardan bir tanesi dedi geliyor dedi benim devamlı müşterim. Gel dedi bir gün tanıştırayım seni dedi ya. Ben de şaşırdım şimdi. Ben de bir yıl öncesinden İstanbul'da Veli Efendi'de antrenörlük imtihanına girmiştim. O sene sondu.
Ondan sonra zaten okullara vermişlerdi. Artık seneyi az çok oradan anlarsınız. Senesini bilenler için. İyi tamam dedim ben de gireyim dedi. Kim dedim bu? Ya dedi bilmiyorum dedi. İsmini söyledi de tam şey yapamadı. Ya dedi Angel Song'u varmış bir tane dedi. Ha ben Angel Song deyince zaten Dave Franco mu ya dedim. Ha dedi o dedi ya. Devamlı geliyor dedi. Benden balık alıyor dedi. Muhabbet ediyor, konuşuyor falan diye. Ben de söyledim de benim bir arkadaş var çok atçı. O da ya gelsin demiş bir tanışalım falan diye bir şey etmiş. Sağ olsun ben de gittim işte o hafta. Denk geldi. Her pazar geliyordu zaten. Dave Franco en çok Sardalya seviyor ama kesinlikle kafasını koparmayacaksın. İçine alacaksın, kafalı kalacak. Karısı ve bir tane büyük kızı vardı. Zaten tek kızı, çocuğu vardı, büyük kızı. Onlara levrek alırdı veya misafirleri kim varsa. Kendisi Sardalya. Kafalı olacak ama kafayı kopardı mı kızardı böyle. Geldi, pazara geldi. Muhabbet, bizim arkadaş dedi ki, bak dedi, baba dedi, bizim arkadaş bu işte dedi, atçı bu dedi. Şimdi baktı bana fazla bir şey demedi, merhaba dedi. Ben de dedim ya baba dedim merhaba dedim ya dedim senin devirin vardı dedim ya dedim o gazıyı nasıl kaybettin falan dedim. Oradan bir muhabbet dedi. Allah ağzına geleni söylüyor. O akıl özneniz var ya dedi Allah cezasını at sıkıntılardan çıkmış sorunlu dedi. Kafa alıyor ya dedi kafa alıyor dedi. Ben ona 50 kere söyledim ya dedi bir geriden bekleme yap. En son virajda dal ya baya bir muhabbet ettik. Hatta yan gelidi sordum onun çünkü devirin bir büyüğü vardı. Young Elite İzmir'de gerçekten startın içine sığmıyordu. At. O kadar eşkali bir attı. Kalite bir isimdi. İzmir'de zaten neleri kazandı ki o atta. O da şeyde öldü dedi bana. Bu Kocaeli depremindeyken öldü dedi. Çünkü çiftlik Kocaeli dedi. Dedi yapma ya dedi. O dedi ağırda öldü ya dedi. O depremdeyken o da gitti dedi. Yani öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra baya kaynaştık. Keşke dedi seni daha önce tanısaydım dedi seni dedi atların başına koyardım dedi sen dedi şey yapardın. Çünkü öyle bir muhabbetlerimiz oldu ki adamla. Şimdi bazı arkadaşlar kızmasın bu konuyu en azından hazır bu yarış varken onun konusunu konuşmak istedim. Angel Song'u İstanbul'a götürmüştü. 20 tane atını İstanbul'a 20 tane atını da Bursa'ya götürmüş. Ankara yarışlarına götürmemişti atları. Angel Song da İstanbul pistinde o zaman sentlik yoktu. Eksik koşuyor. Pistten dolayı mı artık neyden dolayı havasından mı ne eksik koşuyordu. Bir pazar yine ben zaten artık her pazar gitmeye başladım. Cumartesi günleri Alaçatı pazarı vardır İzmir'de. Yani Çeşme'de. Ben de gidiyordum. Ya baba dedim sen bu Angel Song'u neden burada koşturuyorsun ki dedim. Ankara'ya göndersene dedim. Ankara'yı bu Ankara'nın havasını seviyor. İzmir, Ankara başka bir yere göndermedim. Dedim. Sen orta tarafa götür dedim. Orada iş yapardım kazanır. Ya dedi bizim antrenör dedi tutturdu dedi illa dedi 20'sini İstanbul'a 20'sini oraya bir ekip orada var bir ekip orada dedi. Dedim, baba sen dedim yap al yanına dedim birkaç tane daha tay at dedim gönder dedim Ankara'ya dedim Ankara'da ekmek yer bu at ya dedim. Silip süpürür dedim yarışları aynen böyle söyledim. Durdu durdu aldı telefonu antrenör ayı. Angel Song'u al yanına 5 tane de at al dedi Ankara'ya müracaatını yap dedi. Adam orada diyor ki ya olur mu baba diyor bu atlar burada artık bilmiyorum. Yok yok diyor ben istiyorum oraya. Adam bir söyledi. Emir tabii. Emirdir. Sonra götürdüler oraya. Tamam dedi. Ankara'ya gönderiyorum dedi. 2 hafta sonra mı? 3 hafta sonra mı ne? Angel Song Ankara'da bir yarış koştu. Kazandı. Kısa vadeli mi? Bir grup yarışı mı? Bir şey. Angel Song zaten şahane bir kısraktı. Kazandı. Geldi bana sarılıyor. Sen ne istiyorsan dedi, vereceğim dedi. Baba dedim bir tane tayını ver dedim bana. Başka bir şey istemiyorum dedi. Tamam dedi. Ne zaman ne istiyor? Hazır ol dedi. Ben sana bir tane tay vereceğim. Aradan birkaç yıl geçti. Zaten konuşmamız bizim Dev Tronka'da muhabbetimiz için her cumartesi görüşüyordu bana. 5 yılı geçti yani 5-6 yılı geçti. Zaten Angel Song da o sezondan sonra kısraklığa şeyde geçti. Damızlığa geçti. Tayı vermeye başladı. Hatta bu Pargalı at var. Ben burada hatta bazen konuşuyorum. Bir tane aygır var. Pargalı. Pargalı Angel Song'un tayı. Geldi hatta doğduğu zaman geldi bana sarıldı. Oğlum oldu dedi. Angel Song'tan oğlum oldu dedi. Adam sarıldı bana. Ben de dedim ki fırsat mı fırsat Yılmaz konuş dedim. Baba dedim hep söylüyordu ya bir tane sana hediye edeceğim diye. Evet dedi. Dedim bunu ettim. Bu tayı hediye et bana dedim. Tamam dedi senin olsun dedi. Başka bir şey. Ne zaman istiyorsan gel. Ama dedi sütten kesilsin dedi. Ondan sonra gel al dedi. Nereye götürürsen götür dedi. Senin dedi. Tamam baba dedik. Bir türlü olmadı arkadaşlar ya. Bir türlü olmadı. At şeylikten çıktı. Atı tayı ağır arıyoruz. Yani çiftlik arıyorum daha doğrusu. Çünkü ipodroma getiremezsin. İpodroma getirmen için en az 1,5 yaşında olması lazım. Yani bir yıl çiftlik aradım. Ya bu Tayra Tutumlu'nun antrenörü Zafer Turgul benim arkadaşım telefonunu arıyorum. Eskişehir'de yer açmışlar. Adam tutturdu. Yok vallahi Yılmaz diyor. Şey yok diyor. Yer yok. Yerimiz yok. Ya Zafer Allah aşkına. Zafer abi dedim. Benden büyük olduğu için Zafer abi dedim.
Gözünü seveyim. Koca çiftlikte yer mi yok? Bir tane dedim tayı alamıyor musun ya dedim. Ya bir yıl dedim masrafı neyse vereceğim adam yok dedi. Levent Durmuş vardı İzmir'de yine puanının sahibi vardı. O da bir tutturdu 5 o zaman parasıyla 5.000 lira istedi benden dedim ne yapıyorsun ya dedim. Ağır fiyatları dedim 500 liradan başlıyor o zamanlar. Dedim sen ne yapıyorsun? Dedi burası böyle dedi, işine gelirse öyle kaldı. Ondan sonra Dave Franco bana kızdı. Ya dedim baba vallahi çiftlik bulamıyorum dedim götüremiyorum dedim. Zaten dedim, atı dedim senin üstüne koşturacağım benim at belgem de yok. Tamam dedi al dedi götür evine koy dedi. Aynen böyle dedi. Ben güldüm tabii orada. Tabii öyle kaldı. Ondan sonra baktı benden alamayınca tayı zaten sattı. Ama o zaman parasıyla 70 bin lira mı ne satmıştı? Bir grup 2 parasıydı ya. Grup 2 mi? Evet grup 2. 2 yaşında zaten bir grup 2 kazandı. Geldi bana söyledi. Bak dedi alan kişi dedi parasını kurtardı diye bir muhabbet yaptı. Yani öyle bir anımız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar eğer yarış dinleyen arkadaşlar kızdırmayayım. Aramızdayız muhabbet edelim. En azından bu şeyleri atlatarak geçebilirsiniz. Ben hemen yarışa geçeyim tekrar. Nereden nereye konu girdi? Kısa vade 8. Osman Kapani koşusu demiştik. Bu yarışta ben El Nino bu sefer aynı hataya düşeceğini sanmıyorum. Bu yarışı kazanmasını bekliyorum sizlere. Banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi burada bir Dompra bir de Can Dadaş var. Can Dadaş'ın geçen yarışını eğer seyretmişsiniz. Zaten YouTube'a da kadar bile düştü bu. Sahipleri tarafından, sahipleri mi ilgilileri tarafından baya bir şiddet gösterisi oldu. TCK hatta bunlara bir ceza da verdi. Baya bir ceza verdi. Safkan o gün delirince zaten yarışla alakası zaten yoktu. O kadar işkence görür gibi gerçekten insanlar arasında yani o şekilde davranmaları çok kötü bir şey. Yani bugün Dombra'yla Canlı'da zaten aynı stil atları. Aynı stil oldukları için yani birbirlerine geldi. Eğer bunlardan bir tanesi olmuş olsaydı sadece Dombra değil de Can Dadaş olmuş olsaydı ben Can Dadaş'a bugün bayağı bir ağırlık verirdim. Ama şimdi Dombra'nın oluşu Can Dadaş'ı biraz eksiltir. Bir de El Nino artık kaçan atın arkasına yatabiliyor. En azından çok geride kalmıyor. Çünkü yatıyor. Viraj dönmeden 600-800'lerden başlıyor hemen yakınlaşmaya. 600'e gelirken sıyrılıp gitmeye çalışıyor. Zaten geçen yaşta işte öyleydi ama Green Ocean gerçekten çok kuvvetliydi. Ona karşı direnemedi bile. Çünkü çok dinç gelince. Ama bugün ben El Nino bugün kazanır diyorum. Alex Carter zaten bu mesafelerde başarısı yüksek. O yüzden benim banko bir numaralı El Nino. Kusura bakmayın bugün bayağı şov yaptık. Resmen konuyu uzattık. İnşallah hoş görürsünüz arkadaşlar. Gelelim günün 5. ayına. Ben burada Maiden yarışta 3 yaşın gizli 1400 metre kum yarışında hiç sözü uzatmadan 2 numaralı My Moonshine ve 3 numaralı Son of Yavuz'u eşit 2 şanslı safkan olarak biliyorum ve bu 2 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Bu iki safkan mücadelesi bence birinciyi verecektir. O yüzden 2 ve 3 bence bu ayak için yeterli arkadaşlar. Ama illa da rakip arıyorsanız bu bir kez koşup dördüncülük elde eder. Gerçi ben o dördüncülüğü pek beğenmedim ama ilk yarışında dördüncü olması en azından avantaj. Bir Tokyo tayı. Bu yarışında biraz daha farklı koşabilir. 4 nolu Trace de Dream'i de ilave edebilirsin. Ama bu yarışın ben 2 ve 3'ün dışına çıkacağını pek sanmıyorum. Ama dediğim gibi macera arayanlar, sürpriz arayanlar için 4 nolu safkan ideal bir safkan arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimizde satış koşusu 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışında ben burada ekürü avantajıyla koşacak olan her iki ekürünün formu da iyi. 4 nolu Altın Tunç, 2 nolu İradeli Yıldız bugün çok farklı koşmasını bekliyorum. 1 nolu Güçlü Kaya artık satış koşullarında muhakkak kayaları yazacağız arkadaşlar. 9 nolu Ateş Adası bugün Bilgin'le çok çok farklı koşmasını bekliyorum. Atın formu da gayet iyi. Ve 5 nolu Arustay arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu 5 safkanı ayrımsız yazalım. 4, 2, 1, 9 ve 5 bu ayak için bence yeterli. Ama daha da geniş ve sürpriz arayanlara da 7 nolu Asinem, 3 nolu Kayalaska ve 8 nolu Özdemir Baba'yı da ilave edebilirler. Çok sürpriz arayanlar için. Gerçi bunlar sürpriz mi çıkar, normal mi çıkar onu da bir şey diyemem. Ama öncelikle 4, 2, 1, 9, 5, 4, 2, 1, 9 ve 5. Daha da geniş oynayanlara 7, 3 ve 8 nolu safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın bugün program bayağı bir taştı. Umarım hoşgörüyle davranırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Esenlikle kalın. Yarın görüşmek üzere.